Herkese merhaba arkadaşlar, ben Alper Şahin, kanalımıza hoş geldiniz. Bu haftaki inceleme konuğum Samsung Galaxy Tab S6 Lite'ın 2024 versiyonu. Ne gibi özellikleri sahip, bizlere neler sunuyor? Gelin bunlara yakın bir gösterelim. Hadi o zaman videomuza geç yapalım. Uzaktan eğitim hayatımıza girdiğinden beri öğrenciler için kalemli tabletler önem kazandı. Samsung Tab S6 Lite da bu tarafta kendisini ön plana çıkartıyor. Zaten bu model 3. versiyonuyla karşımızda. İlk başta 2020 senesinde Samsung Galaxy Tab S6 Lite'ı görmüştük. 2022 senesinde 2. nesle çıktı ve 2024 yılında da 3. nesliyle birlikte 2024 versiyonunu yine görebiliyoruz. Çünkü çok fazla talep olan bir tablet modeli. Samsung Galaxy Tab S6 Lite'da yani kimlere hitap ediyor diyecek olursak da ne dedik? Öğrenciler için kalemli bir tablet olarak eğitim hayatında işte ders notları tutmak için veya bir PDF'de düzenlemeler yapacağı zaman bir kalemle çizim yapma ihtiyaç duyduğunda burada S Pen sayesinde Galaxy Tab S6 Lite'da sizler tüm bunların hepsine erişebiliyorsunuz. Ayrıca eğlence amaçlı kullanımlarınızda işte bir ev ortamında çocuğunuza bir tablet almak istiyorsunuz. İşte bunda YouTube'da videolar izlesin, bilgilendirici, eğlenceli videolar izlesin dediğiniz durumlarda yine Samsung Galaxy Tab S6 Lite bu tarafta da işinize yarayabiliyor. Aynı zamanda iş hayatınızda yanınızda ikinci ufak bir ekran olarak kullanmak istediğiniz anlarda burada yine Samsung Galaxy Tab S6 Lite uygun fiyatıyla kendisini ön plana çıkartıyor. Şimdi uygun fiyatıyla kısmına bir parantez açmak istiyorum. Şimdi kendi fiyatında evet belki daha güçlü rakipleriyle karşılaşabilirsiniz. İşte diyeceksiniz ki ben bu tabletin daha iyi modellerini görebiliyorum. İşte bu tarafta kendisini S Pen desteği sayesinde ön plana çıkartıyor. Kalemli tablet olarak. Yine kendisinin hani Samsung Galaxy Tab serisinde biraz daha üzerine fiyat koyarak Tab S9 Fan Edition gibi hatta Tab S9 Fan Edition Plus gibi yine S Pen destekli yine daha büyük tabletleri, daha güçlü tabletleri de erişmeniz mümkün. Ama yine uygun fiyatlı benim biraz daha bütçeme hitap etsin dediğiniz durumlarda Galaxy Tab S6 Lite sizlere bu tarafta yardımcı olabiliyor. Yani S Pen desteği bence bu tabletin en önemli özelliklerinden birisi. Şimdi biraz bu tabletimizin özelliklerine değinmek istiyorum. Samsung Galaxy Tab S6 Lite'ın tasarımına baktığımızda önceki nesilleriyle aynı, o alışılagelmiş. Zaten hani bu tablet modeli tutmuş, tasarımda hoş gelmiş herkese. Aynı geleneği devam ettirmişler tasarım anlayışında. Elimizdeki model gri renkte, alternatif olarak pembe ve yeşil renk seçenekleri de mevcut ve malzeme hissiyatı olarak elinize aldığınızda o sağlamlığı, o hani o malzeme kalitesini iyi bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Ben hani tableti ilk elime aldığımda ucuz bir plastik, sanki hemen bozulacakmış gibi bir his hiçbir şekilde almadım. Samsung'un kalitesini burada hissedebiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Yine kullanıcılar için bazı esnek yanları da var. Mesela şöyle etrafına baktığımızda sol tarafında burada hoparlörünü görüyoruz ve onun da altında 3.5 mm'lik bir kulaklık jack girişi bulunuyor. Yani sizler tabletinize kablolu bir kulaklık girişi de bu esneklik sunuluyor olması da güzel olmuş. Üst tarafta burada yine güç düğmesini, ses artırma ve azaltma düğmesini görüyoruz. Yine üst tarafa S Pen'inizi bu şekilde manyetik bir şekilde tutturabiliyorsunuz. Yine yan tarafında sağ kısmında Type-C şarj yuvasını, yine hoparlörünü görüyoruz. Ve diğer alt kısmında ise burada microSD kart yuvası bulunuyor. microSD kart yuvası sayesinde de 1 TB'a kadar da depolamasını arttırabiliyorsunuz. Hani bu esnekliğin sağlanıyor olması da güzel. Tasarımda tabletimiz bu konumdayken sol kısmında selfie kamerasını görüyoruz. Burası 5 megapiksel çözünürlüğünde 1080p 30 fps video çekebiliyorsunuz. Arka tarafında ise burada 8 megapiksellik yine 1080p 30 fps video çekebildiğiniz bir arka kamera konumlandırılmış. Kendisi 465 gramlık da bir ağırlığa sahip. Yani elinizde tuttuğunuz da işte kucağınızda takılırken işte bir çantanıza koyduğunuzda sizleri yormayacak gayet hafif güzel bir cihaz. 7 mm'lik de bir kalınlığa sahip olduğu için de ben tasarımsal olarak beğendiğim şık ve kibar bir cihaz. Şöyle bir ekran kısmına geçiş yaptığımızda da bu tabletimiz 10.4 inçlik bir TFT LCD panel bir ekranla geliyor. 10.4 inçlik tabletler arasında bu
kendisini konumlandırıyor. Yine daha büyük bir ekranlı tablet modellerine göz atmak isterseniz de yine Samsung'un kendi tablet ailelerinde de çok güzel modeller mevcut. Onlara da göz atabilirsiniz ama 10.4 inçlik biraz daha ufak, kibar bir tablet arıyorum dediğinizde uygun fiyatıyla Samsung Galaxy Tab S6 Lite'ı ben tavsiye edebilirim. Ekran kısmına yine devam edecek olursak da 2000'e 1200'lük bir ekran çözünürlüğüne sahip, 60 Hz yenileme hızıyla birlikte geliyor. Ekranında tüketmiş olduğunuz içeriklerde Netflix'te, YouTube'da dizi, film, video izlerken ekran gayet yeterli seviyede. Yani renk konusunda renklerin canlılığı, netliği gayet iyi. Bunların dışında parlaklık seviyesi olarak evet kapalı bir ortamda kullandığınızda ekran parlaklığı yeterli seviyede. Ancak dışarıya çıktığınızda çok fazla güneş altında biraz görüntüde kararmalar olabiliyor. Hani güneş ışığı altında yine evet görüntüde bir kayıp olmadan her şeyi görebiliyorsunuz ama o iç mekan ortamındaki performansına göre biraz düştüğünü gözlemlemek de mümkün. Ayrıca hani bu tableti daha çok işte bir öğrenci hayatı için düşündüğümüzde okulunda, sınıfında, kapalı bir mekanda kullandığında parlaklığı gayet yeterli. Evinde ders çalışırken kullandığında parlaklığı yetecektir. Bunun dışında işte evinizde eğlence amaçlı kullandığınız bir tablet olarak konumlandırdığınızda da yine parlaklık ekran konusunda sizlere gayet yeterli olacaktır. Hani bu anlamda ben kendisinden almış olduğum ekran performansı fiyatına göre baktığımızda beni memnun etti. Tabii ki de daha iyi ekranlı modellere bakmak istediğiniz de burada bütçenizi arttırmanız gerekiyor. Yani uygun fiyatlı tabletler arasında bence TFT LCD panel çoğu tablet modelinde de gördüğümüz gibi kişilere yetecektir. Performans kısmında ise Samsung Tab S6 Lite'ın 2024 versiyonu Exynos 1280 Yonga setiyle birlikte geliyor. Bu Yonga setine GPU tarafında da Mali G68 eşlik ediyor. Kendisi 4 GB RAM ile gelirken 128 GB depolama kapasitesi versiyonuyla birlikte satılıyor. Yani şöyle bir genel olarak performansına baktığımızda şu anda sizler de ekranda benim yapmış olduğum benchmark testlerini görüyorsunuz. Evet, Exynos 1280 Yonga seti birçok işlemi rahatça kaldırabilecek iyi bir fiyat performans işlemcisi diyebileceğim. Samsung'un burada kullanmış olduğu bu Yonga setiyle sizlerin işte birçok PDF'i aynı anda açtığınızda tarayıcıda, YouTube'da birden fazla uygulamayı arka plan çalışırken evet bu uygulama donma takılma olmadan bunların hepsini başarabiliyor. Ama uzun süreli kullanımda 4 GB RAM'i yine RAM Plus özelliğiyle 4 GB daha arttırsanız bile bence bu tarafta Samsung'un bu modelde 6 GB veya 8 GB RAM gibi seçeneklerle sunması daha da akıcı hale getirebilirmiş. Hani bu anlamda çok fazla RAM kullanan uygulamalarda bir süre sonra biraz yavaşladığını görebilirsiniz. Yine 4 GB RAM evet o yönden biraz kısıtlayıcı kalmış. Zaten hani videonun başında dediğim gibi bunun hani Samsung Galaxy Tab S6 Lite'in 2004 versiyonunda bulunduğu fiyat aralığında belki de performans olarak daha iyi cihazlar bulabilirsiniz. Bu tarafta Poco'da, Xiaomi'de, Honor'da gerçekten orada da güçlü tabletler var. Ama onlardan kendisini ayıran farkı bu tableti bir kalemle kullanmak isteyen kişiler direkt olarak Samsung Galaxy Tab S6 Lite'e yönelecek. Çünkü diğer modellerde kalem desteğini görmüyoruz. Yine bu tarafta daha iyi bir performans istediğinizde üzerine belli bir miktar para koyarak Samsung Galaxy Tab S9 Fan Edition'ın hem normal versiyonu hem de Plus versiyonu size iyi bir şekilde hitap edecektir. Veya Samsung Galaxy Tab A9 Plus gibi bir tablet modeli var. Yani bu tarafta zaten öğrenciler için benim gördüğüm en çok kapışılan modeller hani çizim amaçlı kullanılan, eğitim amaçlı not için kullanacak cihazlarda Huawei ve Samsung'un kapıştığını görüyoruz. İnsanlar fiyat performans olarak o markalara yöneliyor. Hani uygun fiyat tabletler arasında Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2004 versiyonu performans anlamında da beklentilerinizi karşılayacaktır. Tabii ki de canınız sıkıldığı durumlarda oyun oynamak istediğinizde de ben mesela bir PUBG Mobile gibi bir oyunda yine bu tablette oynayıp oyundan da keyif alabildim. Yani bu anlamda PUBG Mobile gibi bir oyunda bu tablette oynayabiliyorsunuz. Ayrıca Wild Rift gibi bir oyunda da yine büyük bir ekran deneyiminde 10.4 inçlik ekranında bu oyundan da oynayıp ondan kafanızı dağıtmak istediğiniz durumlarda da o oyun keyfini yaşayabiliyorsunuz. Hani bu anlamda bence performans anlamında beklentilerinizi karşılayacaktır. Bir eğitim amaçlı evinizde işte eğlence amaçlı bir kullanımda Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2004 versiyonu uygun fiyatıyla bence güzel bir tercih olabilir. Bunların dışında kamera kısmındaki performansından bahsedecek olursam da şimdi sizlere hani bir tablette genelde konferans görüşmeleri yapmak istediğinizde selfie kamerası ve arka kamerasındaki video performansı önemli olur. Ve ben de hani
Bunları deneyimlemek için sizlere birkaç örnek video çektim. Şimdi bunları izleyelim. Şu anda Samsung Galaxy Tab S6 Lite'ın 2004 versiyonun ön kamerasıyla bir video kaydı gerçekleştiriyorum. Full HD 30 FPS bu video kaydında sizler benim yüzüme vuran bir güneş ışığı ve bir ev ortamında herhangi bir başka ışık olmadan görüntümü bu şekilde görüyorsunuz. Ses kaydı da yine direkt olarak tabletin kendi mikrofonları üzerinden geliyor. Sizce ön kameradaki görüntü performansı nasıl? Görüntülü konferans görüşmelerinde işinizi görür mü, yeterli olacak mıdır? Yorumlarınızı bekliyorum. Şu anda da Samsung Galaxy Tab S6 Lite'ın 2004 versiyonun arka kamerasıyla bir video kaydı gerçekleştiriyorum. Burada da Full HD 30 FPS video kaydı alabiliyorsunuz. Duymuş olduğunuz ses yine tabletin kendi mikrofonlarından geliyor ve bir ev ortamında yalnızca odaya güneş ışığı vurmuş halinde beni bu şekilde görüntülüyorsunuz. Yani oda herhangi bir şekilde ikinci bir ışık açık değil. Yani böyle bir ortamda da ev ortamında sizlerin görüntü kayıtları da bu şekilde olacaktır. Bunlardan sonra tabletimizin pil performansından bahsetmek istiyorum. Samsung Galaxy Tab S6 Lite'ın 2024 versiyonunda 7040 mAh'lık bir pil ile geliyor. Bu büyük pille beraber sizler uzun bir kullanım deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Yani şarjı uzun bir süre sizlere çok rahat bir şekilde yetecektir. Ben şahsen burada bazen şarja takmayı unuttuğum günler oluyor. Hala tableti açtığımda pilin devam ettiğini, bana kullanım sağlayabildiğini görebiliyorum. Hani bu anlamda 7040 mAh'lık pili kendisinin tüm performansı bileşenleriyle birlikte burada fazla güç harcamadığından dolayı tabletinize gayet yetiyor. Sizlere uzun bir pil deneyimi sağlayabiliyor. Bunlar ek olarak da 15 wattlıkta bir şarj desteğiyle birlikte geliyor. Samsung Galaxy Tab S6 Lite'ın 2024 versiyonu Android 14 ve Samsung One UI 6.1 ile geliyor. Yani sizler güncel teknolojileri en güvenli şekilde bu tablette kullanabiliyorsunuz. Hani bu anlamda yeni özellikleri bünyesine barındırıyor olmasını da beğendim. Ayrıca Bluetooth 5.3 standardına sahip. Yani bakmış olduğunuzda şöyle bir genel olarak bir değerlendirecek olursam, evet, bütçenize uygun, böyle fazla para harcamadan eğitim amacıyla veya evinizde eğlence amaçlı çocuğumu alayım, kendim işim için ikinci bir ekran olarak tercih edebileceğim bir tablet alayım veya işte eğitim tarafında notlarımı burada düzenleyebileceğim, PDF'lerimi açabileceğim ve birçok PDF'i içine sığdırabileceğim bir tablet aradığınızda S Pen desteği sayesinde Samsung Galaxy Tab S6 Lite'ın 2004 versiyonu güzel bir tercih olacaktır. Yine videoda bahsetmiş olduğum gibi alternatiflerinde de yine S Pen desteği gibi kalemle birlikte kullanabileceğiniz tabletler arasında en uygun fiyatlı olarak da burada Samsung Galaxy Tab S6 Lite hala cazibesini koruyabiliyor. Diğer özellikleriyle bakmış olduğunuzda da yine tasarım anlamında yine 10.4 inçlik, kendisinin boyutları itibariyle kibar, sade ve şık bir yapıda geliyor. Malzeme kalitesi olarak da gayet sağlam. Ayrıca ekranında tüketmiş olduğunuz içeriklerde sizlerin beklentinizi karşılayacaktır. Ve performans tarafında da burada tek eleştirebileceğim kısmı keşke RAM'i daha fazla olsaymış. Hani bu tarafta destek olsun diye RAM Plus özelliğiyle bu desteklenmeye çalışılmış ama keşke daha fazla olsaymış, biraz daha akıcılığını arttırabilirmiş. Yine bunların dışında söyleyebileceğim başka bir şey de yok. Eğer satın almayı düşünüyorsanız da Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2004 versiyonunu eğer sizlerin ihtiyacına göre tüm bu saydıklarıma cevap veriyorsa yine burada tercih edebileceğiniz güzel bir tablet olmuş. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim.